Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, olağanüstü halin bir kez daha uzatılmasıyla ilgili Başbakanlığın ve Bakanlar Kurulu'nun imzaladığı ve meclise gönderdiği prensip kararı var. Tabii konuya böyle girip girmeme konusunu epeyce düşündüm. Bu konuyu bilen çok sayıda arkadaşı da aradım. Acaba ben mi bir yanlış değerlendirme yapıyorum, okuduğum metni anlamakta zorlanıyorum ya da benim bilmediğim bir şey mi var diye birkaç saattir çok ciddi bir kaygı içerisindeyim. Değerli arkadaşlar, gelen yazı aynen şöyle diyor. Giriş kısmını okumayayım. Muhtemelen bütün gruplarda vardır. Görüştüğümüz konuyu eğer bütün gruplar bilerek görüşüyorsak, aynen şöyle yazı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 21.7.2016 tarihli ve 1116 sayılı kararı ile ülke genelinde ilan edilen ve 11.10.2016 tarihli ve 1130 sayılı kararı uyarınca devam etmekte olan olağanüstü halin 19.1.2017 Perşembe günü saat 1'den geçerli olmak üzere 3 ay süreyle uzatılmasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne arzı. Milli Güvenlik Kurulu'nun 3.1.2017, dikkatlerinizi buraya çekmek istiyorum değerli milletvekilleri, 3.1.2017 tarihli ve 501 sayılı tavsiye kararı göz önünde bulundurularak Bakanlar Kurulu'nca 3.1.2017 tarihinde kararlaştırılmıştır. Şimdi bugün 3.1.2017 değerli arkadaşlar. Bu yazı bize öğlen saatlerinde geldi. Bakanlar Kurulu dün bu konuyu görüşmediğini hükümet sözcüsü en azından ifade etti. Ama şekil esası yerine gelmiş. Başbakan sabahleyin dedi ki hayır, görüşüldü. Karara bağlandı. İmzalar var. İmzalar varsa gerisi siyasi etik meselesidir. Ama bu MGK ne zaman yapıldı değerli arkadaşlar? Ayın 3'ü bu gece 12'den sonradır. Saat 12'den sonra Bakanlar Kurulu toplantısından önce bir tavsiye kararı alınmadıysa tersine yapıyorsunuz işi demek ki. Yani önce burada görüşeceğiz biz. Ellerimizi kaldıracağız, oylayacağız. Ondan sonra muhtemel MGK kararında değerli arkadaşlar karar defterine bir tavsiye kararı yazılacak. Kanarya Sevenler Derneği böyle yönetilmez arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi? MGK'nın son toplantı tarihi değerli arkadaşlar 30 Kasım 2016. 8 tane karar var. Kamuoyuna açıklanmış. Tek tek okuyayım. Birinci karar, terörün ülke gündeminden çıkartılması. İkincisi, teröre destek veren ülkelerin uyarılması. Üçüncüsü, Fırat Kalkanı Harekatı. Dördüncüsü, Halep. Beşincisi, Irak'ın toprak bütünlüğü. Altıncısı, Musul ve Tel Afer. Yedincisi, Sincar. Sekizincisi, Kıbrıs'la ilgili. Şimdi, Kasım ayındaki toplantıda muhtemelen 500. karar çıkmış olabilir. Yani sayılara bakıyorum ben. Karar sayılarını inceledim. 27.2016 tarihli OHAL'in ilk tavsiye kararının verildiği toplantının sayısı, karar sayısı 498. Bir sonraki uzatma 30.11.2016 toplantısından önceki karar. O da 28.9.2016, karar sayısı 499. Şimdi bu durumda her toplantıda bir karar numarası veriliyorsa Milli Güvenlik Kurulu'nda 500 nolu karar 30 Kasım toplantısında olabilir ama biraz önce okudum böyle bir karar yok. 501. karar da ancak bir sonraki MGK'da alınabilir. Yani o da rutin tarihi itibariyle Ocak ayının sonu. Şimdi Ocak ayının sonunda yapılacak olan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında verilecek olan tavsiye kararını Bakanlar Kurulu imzalamış ve meclise göndermiş değerli arkadaşlar. Meclise göndermiş. Meclis Başkanı'na sağlık ve afiyet diliyoruz. Ama ben Sayın Başkan Vekili'ne sormak istiyorum. Bu yazıyı nasıl? Değerli arkadaşlar, yani Allah aşkına bunu savunmayın. Bari bunu savunmayın. Yani tamam, teşekkür ederim, sağ olun. Ben Meclis Başkanı'na sormak istiyorum. Meclis Başkanlığı, Başbakanlıktan gelen bu prensip kararını MGK'nın hangi tavsiye kararını görerek
gruplara gönderdi ve bugün genel kurulun gündemine bu konu alındı. Değerli arkadaşlar, bakın bu bir imla hatası, bir harf hatası, bir şekil eksikliği olsa deriz ki ya bu ülke bu kadar ciddiyetsiz yönetiliyor. Yani tarih, sayı, numara falan karışmış ama çok önemli değil. MGK kararlarının ne ifade ettiğini tartışmıyoruz değerli arkadaşlar. Eğer onları tartışacak olursak başka şeyler var zaten tartışılacak. Örneğin daha önce FETÖ ile ilgili, MGK kararı ile ilgili bir danışman ve milletvekilinin söylediği sözler var. Biz bu kararları yok saydık diyor. MGK'nın siyasal sistem içerisinde nerede olması gerektiğine dair galiba en radikal düşüncelere sahip parti biziz. Ama bir işi yapıyorsanız ciddi yapacaksınız. Yapılmamış Milli Güvenlik Kurulu'ndan Bakanlar Kurulu'na tavsiye kararı çıktığı bu ülke tarihinde görülmüş bir şey mi değerli arkadaşlar? Yani bu toplantı yapıldığında böyle bir kararın çıkacağından mı eminsiniz? Milli Güvenlik Kurulu'nda burada hazırladığımız anayasa taslağı gibi önce imzayı açıyoruz, sonra sosyal medyada paylaşıyoruz, sonra içeriğini mi tartışıyoruz? Böyle mi oluyor? Bu yöntem böyle mi artık? Devlet böyle mi yönetilecek bundan sonra? Değerli arkadaşlar, bu konu sadece bir şekil konusu değilse, yani bir bilinçli yazım varsa, başbakanlıkla meclis arasındaki yazışmalar bu kadar ciddiyetsiz yapılmıyordur. Olamaz herhalde, böyle değildir. Mutlaka bir bildikleri varsa, yani bugün sabah değerli arkadaşlar bu ülkede bir Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldıysa, lütfen birisi hükümet adına, iktidar partisi grubu adına bu gizli Milli Güvenlik Kurulu'nda alınan başka kararlar var mı, bunu bize açıklasın. Çünkü belli ki bu geçtiğimiz 10-12 saat içerisinde ve muhtemelen sabahın ilk saatlerinde bu toplantının yapılmış olması gerekiyor. Ama Bakanlar Kurulu toplantısı dün yapıldı. Hadi kararı bugün imzaladı. Dün yapılan toplantıdan önce bir Milli Güvenlik Kurulu toplantısı var mı? Hayır. Basında tarıyorum. Son toplantı 30 Kasım tarihinde. Değerli arkadaşlar, olağanüstü hali tartışmanın, olağanüstü halde çıkartılan kararnamelerin ciddiyetini tartışmanın bu koşullarda gereği var mı bilmiyorum. Yani bu yazı başbakanlıktan meclise gelirken ne kadar dikkatle, ne kadar özenle, ne kadar hukuk devleti hassasiyetiyle, ne kadar ciddiyetle hareket ediliyorsa kanun hükmünde kararnameler de o kadar ciddiyetle, o kadar hassasiyetle, o kadar insan hakları duyarlılığıyla hazırlanıyor. Onun için zaten Cihan Beyli'ndeki radyonun adı Radyo Cihan olduğu için, Cihan kelimesi de cemaate ait olduğu için FETÖ'den Cihan Beyli'ndeki radyo kapatılabiliyor. Ya da anayasa çalışmaları için kurulmuş bir dernek sadece Cemil Çiçek başkanlığındaki komisyon döneminde çalışmalara katkı sunmak için paneller, konferanslar düzenlemiş bir dernek, hiçbir üyesinin FETÖ ile hiçbir ilişkisi olmadığı halde sırf ismi aktif toplum olduğu için, yani anayasa sürecine katılım aktif toplum gerektirir, aktif toplum olduğu için aktif kelimesini de haber ajanslarında malum yapı kullandığı için bir dernek kapatılır. Değerli arkadaşlar, isim benzerliğiyle avukatların kapısına mühür vurulur. Eğer başbakanlıkla meclis başkanlığı arasındaki ilişki bu ciddiyetle yürütülüyorsa kanun hükmünde kararnameler de ancak o ciddiyetle, o hukuka uygun, hukuka saygılı mantıkla yürüyor olabilir. Değerli arkadaşlar, elbette bu konunun şekille ilgili boyutu vehamet düzeyindedir. Bu vehametle ilgili, bu rezaletle ilgili bir açıklama yapılmadığı takdirde, inandırıcı, ikna edici bir açıklama yapılmadığı takdirde zaten bundan sonra da bu toplantı da, bu genel kurul, bu konunun tartışılması, konuşulması da bana göre ciddi bir usul tartışmasını gerektirir ama ben buna rağmen kalan süremde o halin neler doğurduğuna dair birkaç şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, çok sayıda isim var. Çünkü geçtiğimiz 6 ay içerisinde yüzlerce gazeteci gözaltına alındı ve bir o kadar sayı da tutuklu. Ama bir isim, mesela Murat Aksoy, 120 gün olmuş değerli arkadaşlar, hala hakkında iddianame yok. Şimdi hukuk devletinde deliller vardır elinizde, zanlı ile ilgili ciddi kuvvetli bir şüphe vardır, delillerin karartılma ihtimali vardır, şahsın kaçma ihtimali vardır ya da suçun işlenmeye devam ediliyor olma ihtimali vardır. Değerli arkadaşlar, Murat Aksoy yıllarca Yeni Şafak gazetesinde yorum sayfasını hazırlayan birçoğunuzun tanıdığı bir arkadaş.
sadece geçimini gazetecilikten sağladığı için ve o dönemde başka bir gazetede iş bulamadığı için o gruba yakın gazetelerin birisinde yazı yazdı. Aranızda birçok milletvekili var geçmişte o gazetelerde yazan. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözcüsü var o gazetelerde yazı yazan. Şimdi o gazetelerde yazı yazmak peşinen bir terör örgütüyle ilişkilendirmeyi gerektiriyorsa, 120 gün boyunca bir gazetecinin, değerli arkadaşlar, evine ekmek götürecek başka hiçbir imkanı olmayan, ihale takipçiliği yapmayan bir gazetecinin evindeki iki küçük çocuğunun ne yiyip içtiğini düşünüyorsunuz? Bu sizi hiç ilgilendirmiyor mu? Hiçbir şey ifade etmiyor mu? Yıllarca size yakın bir yayın organında bu arkadaş çok zor şartlarda fedakarca çalıştı. Hiçbir şey hissettirmiyor mu bu size? Değerli arkadaşlar, tabii delilden suçluya değil, zanlıya değil, önce kişiyi tutuklayıp ondan sonra delil beklemeye devam ettiğinizde daha garip vakalar var. Mesela HDP'nin Manisa İl Örgütü yöneticilerin bir kısmı 9 ay, bir kısmı 11 aydır değerli arkadaşlar hala mahkemeye çıkarılmadılar. Çünkü iddianame yok ortada. Şimdi 9 ay boyunca iddianame hazırlamaya zaman bulamayan savcılık parti yöneticilerini hangi gerekçeyle tutuklamış olabilir değerli arkadaşlar? Tutuklama bu kadar basit bir şey mi? Bu kadar keyfi bir şey mi? Önce tutukluyorsunuz, sonra delil topluyorsunuz. Bunu anladık da 3 gün, 5 gün, hadi o halde 1 ay. Peki 9 ay, 11 ay boyunca delil toplayamadınız ve iddianame hazırlayamadıysanız bu haksızlığı kim nasıl telafi edecek? Değerli arkadaşlar, sadece son 24 saate baktığımızda bile görüyoruz ki işte bir modacı, düşüncelerine katılın katılmayın, benim de eleştireceğim birçok şey var. Apron'da şiddete uğruyor değerli arkadaşlar. Apron'da Sivil Havacılık Kurumu'nun uluslararası mevzuatı var. Şimdi bugün açıklama yapılıyor, Apron'a dışarıdan hiç kimse girmedi diye. Peki o zaman havaalanının işletmesinde çalışan görevliler mi uyguladı bu şiddeti? Eğer şahıs kendi kafasını yere vurup kanatmamışsa, o fotoğraf bir başka şeyin eseri değilse birisi sorumlu herhalde buradan. Değerli arkadaşlar, bakın hamaset yapmak kolaydır ama uçuşları iptal ederler. Sivil havacılık kurallarının uluslararası mevzuatını yok sayarsanız uçuş izinleri kaldırılır. Bunun bedelini ödemek zorunda kalır, bu ülke kalır. Sizin linç kültürünüz ya da birilerinin hedef göstermesi yüzünden. Birkaç gün önce kapatılan dernekler var. Birisi Kürt Enstitüsü değerli arkadaşlar. Kürt Enstitüsü'nün bir siyasi partiyle bağı olmadığını buradaki en azından birazcık Kürt kültürüyle ilgili araştırma yapan milletvekilleri bilirler. Sözlük çıkartan, dil kursu düzenleyen, bunun dışında hiçbir siyasi tutum takılmayan ve muhtemelen daha Kürt milliyetçisi çevrelere de yakın farklı siyasi partilere mensup insanların gidip geldiği bir dernektir. Kürt Enstitüsü kapatıldı. Ama kapatılan başka bir dernek var. Roboski için Adalet, Yeryüzü için Barış Derneği. Değerli arkadaşlar, bu dernek Roboski'de hayatını kaybeden 34 kişi, çoğunun soy isimleri de aynıdır ve büyük kısmı 15-16 yaşlarındadır. Bu hayatını kaybedenlerin yakınlarının kurduğu, ailelerin kurduğu bir dernek. Tek amacı vardı değerli arkadaşlar, Roboski'ye bir misafirhane yapmak ve orada bir müze yapmak. Şimdi 34 kişi hayatını kaybetmiş, üzerinden 5 yıl geçmiş, bir tek kişi yargılanmamış, bir tek kişi hesap vermemiş ama ailelerin kurduğu derneğin kapısına mühür vurulmuş. Olağanüstü halle alınan karar bu değerli arkadaşlar. Olağanüstü halin Roboskillere armağanı bu. Tabii örnek çok ama hepsini saymaya burada vakit yok. Değerli arkadaşlar, eğer Türkiye'nin bir kişinin yetkilerinin artırılmasıyla kurtulacağına inanıyorsanız, dünyada bunun bir örneği varsa bize gösterin, biz de bilelim. Krizden, kaostan, çatışmadan, gerilimden yetkileri bir kişiye devrederek, bir kişiyi daha fazla yetkilendirerek çıkmış, milli birlik ve beraberliğini sağlamış, toplumsal barışını tesis etmiş bir örnek varsa bize gösterin. Benim bildiğim tek örnek Almanya değerli arkadaşlar. Krizden yetkileri tek adamda toplayarak çıkmayı denemiş tek ülke Almanya, sonucu ortada. İkinci Dünya Savaşı sadece Almanya'da yaşayanlar değil, komşularına, bütün bölgeye, insanlığa hayatı dar eden Almanya ve Hitler deneyimi. Bunun dışında değerli arkadaşlar, doğru örnek yetki devretmektir. Yetki paylaşmaktır. Katılımcı karar almaktır.
sorumluluğa bütün toplumsal dinamikleri ortak etmektir. Eğer bir ortak gelecekten söz ediyorsak, birlikte yaşama iddiasını hala taşıyorsak, bu birlikte yaşayacağımız insanlara güvenmek, onlarla yetki paylaşmak, onları karar süreçlerine katmaktır. Ama belli ki bu kararname ile birlikte, bu biraz önce altını çizdiğim vahim hataya rağmen, belki duymamazlıktan geleceksiniz, belki hiçbir açıklama yapmayacaksınız, biraz sonra olağanüstü hal uzatılacak ve daha sabahleyin Başbakan'ın açıklamasıyla birlikte dolar 3.52'lerden, 3.53'lerden 3.60'a yaklaştı ve garip bir durum, doların bu tarihlerde bu fiyatı bulacağını en iyi tahmin eden kuruluş hangisiydi değerli arkadaşlar? Merkez Bankası hayır, Ekonomi Bakanlığı hayır. Ekonomiyle ilgili hiçbir kurum tahmin edemedi arkadaşlar. Bakın rakamlara, 3.30'lar, 3.40'lar, en nihayet 3.50'ler var tahminler içerisinde. En doğru tahmin eden kurum değerli arkadaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı. Çünkü hacla ilgili döviz kurunu 3.60 olarak aylar öncesinde ilan etti. Devlet böyle yönetilirse biz de doğruları ne yazık ki böyle yerlerde aramak zorunda kalırız. Değerli arkadaşlar, olağanüstü halde ekonomi güven ilişkisini konuşmaya bile gerek yok. Yabancı sermaye için, yabancı yatırımcı için ülkenin tüketici güven endeksi, yatırımcı güven endeksi ne ifade ediyor? Bunları konuşmaya, tartışmaya gerek yok. Ama bir konu var ki bence çok kritik. O da Sayın Başbakan'ın daha önce kamuoyuna vaat ettiği, telaffuz ettiğinin aksine bu uzatma kararıyla birlikte referandum muhtemelen olağanüstü hal içerisinde yapılacak. Evet, bir muhalefet partisinin lideri bunda hiçbir mahsur olmadığını söyledi. Dedi ki, günlük hayat devam ediyorsa, evinize, işinize gidiyorsanız gidip oy da kullanabilirsiniz. Eğer referandumu sandığa gidip oy kullanmak olarak görüyorsanız bir mahsur yok. Ama referandum bir tartışma süreci ise, bir kampanya süreci ise, miting düzenleme, gösteri yapma, pankart asma, bildiri dağıtma süreci ise, yani bunun bir öncesi varsa, bir süreçse, YSK'nın ilan ettiği takvimin bir anlamı varsa, bir şey ifade ediyorsa, bunun olağanüstü hal içerisinde yapılmasının ifade ettiği tek bir anlam var. O da Türkiye ikinci kez değerli arkadaşlar, Kenan Evren'in 1982 anayasasında yaptığını bir kez de siz yapacaksınız. Evet, Kenan Evren de bunu böyle yaptı. O günkü koşullarda hayır demenin yasak olduğu bir ortamda çok yüksek bir oyla hem anayasasını geçirdi hem kendisini son derece yetkili bir vesayet makamı olarak Cumhurbaşkanlığı koltuğuna taşıdı. Şimdi vesayeti bitirmek adına ortada vesayet diye tarif ettiğiniz şeyin ne olduğunu doğrusu bilmiyorum. Milli Güvenlik Kurulu'nun çocuk oyuncağına çevrildiği bir ortamda bu vesayet kimden geliyor bilmiyorum. Ama gerçekten vesayeti bitirmek istiyorsanız, gerçekten hukuk devleti, gerçekten demokrasi, refah, barış istiyorsanız değerli arkadaşlar, olağanüstü hal şartlarında, olağanüstü hal koşullarında bu ülkenin bir referandumla böyle bir paketi geçirmesine izin vermeyin. Buna karşı durun, buna itiraz edin. Eğer gücümüz yeter, sayımız yeter, bu işi yaparız derseniz, siz yapınca nasıl oluyorsa birilerinin başka olağanüstülükler yapmasının da oldu bittiye geleceğini bileceksiniz, bunu göze alacaksınız. Değerli arkadaşlar, büyük devlet demek, büyük tehditlere karşı, olağanüstü tehlikeye karşı olağan yöntemlerle mücadele etmeyi becerebilen, başarabilen devlet demektir. İnsan haklarına bağlı kalarak güvenlik politikası, hukuka bağlı olarak, demokrasiye dayalı, demokrasiye saygılı olarak tehdide karşı, baskıya karşı, şiddete, saldırıya karşı mücadele etmek büyük devlet demektir. Ama siz her fırsatta olağanüstü hali uzatmayı, olağanüstü hali uzatmayı bir yönetim tarzına dönüştürmeyi ve bunu bir fırsata çevirip sürekli ülkeyi bir savaş atmosferinde, savaş geriliminde tutarak eğer referandumu kotarmayı düşünüyorsanız bu ülkeye büyük bir kötülük etmiş olursunuz. Türkiye bir daha istiklal savaşı yaşamayacak değerli arkadaşlar. Eğer siz birilerinin istikbal savaşını bize istiklal savaşı diye yutturmaya kalkıyorsanız, istiklal savaşı bu halk tarafından 100 yıl önce verildi. Bedeli herkes tarafından ödendi. Bütün inançlar, bütün kimlikler, bütün etnik kökenler bu cephede yerlerini aldılar. Ya o ruha geri dönersiniz, evrensel değerlerle o ruhu esas alan birlikte yaşamayı bu ülke için tercih edersiniz ya da kişisel hırsınız uğruna bu ülke bir kurban olur ve hepimiz kaybederiz. Herkes saygıyla selamlıyorum.
Sayın Başkan, Milli Güvenlik Kurulu'nun bütün kararları tavsiye kararı niteliğindedir. Dolayısıyla biz zaten Bakanlar Kurulu'nun üzerinde bir irade, bir vesayeti parti olarak zaten doğru bulmuyoruz, politik olarak kabul etmiyoruz. Ama önümüzde bir yazı var ve bu yazıda çok açık biçimde bir toplantı tarihi ve bir karar nosu var. Karar tek tek üyelerin görüşleri alınarak alınmaz, toplantıda alınır. Milli Güvenlik Kurulu toplantı yapmadan tek tek görüş alarak bir karar alınma usulü, teamülü yok. Eğer Milli Güvenlik Kurulu'nun çalışma esasları ile ilgili kendi sitesinde nasıl karar aldığı, nasıl toplandığı ile ilgili düzenleme doğruysa, bizim okuduğumuz anayasadan başka bir anayasası yoksa bu ülkenin nasıl toplanacağı, nasıl karar alacağı konusu çok nettir. Dolayısıyla bu yazıda açık bir usul hatası vardır. En kibar biçimiyle ifade ediyorum. Aksi takdirde Bakanlar Kurulu'nun meclisi yanıltmasıyla ilgili